Ya ölecek ya boşanmayacak. Çok saçma ya. Ben yıllar yurt dışındayım. Ben hiç duymadım kadın cinayeti orada olduğunu. Dediğim gibi kadının bu hayattaki yerini, önemini, değerini, kıymetini anlayabilen bir erkek zaten kadına şiddet uygulamaz. Her gün bir güneşimiz daha soluyor. Kadın cinayetleri durmak bilmiyor. Öyle ki toprak utandı, su utandı, biz utandık. Siz utanmadınız. Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına kadın cinayetlerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Öncelikle kadın cinayetleri bence sinir problemi, öfke problemi olan erkekler tarafından yapılıyor genellikle. Ya da toksik ilişkilerden meydana geliyor. Sadece bunu kadın cinayet olarak sınırlandırmayalım da artık ilişkiler arasında bu kavgadır, gürültüdür, cinayettir çok fazla olmaya başladı. Bunun kadınlar üzerinde de olması tabii ki biraz savunması olmaktan kaynaklanıyor. Bunun önüne geçmek için bence öncelikle insanlar doğru seçimler yapmalılar. Yani zorunda bırakılmamalılar, bilmiyorum, özgür tercih yapmaları gerekiyor. Bazı kadınlar mecburiyetten beraber oluyorlar, sürdürmek zorunda kalıyorlar ve bunun bedelini ağır ödüyorlar. Dinimiz olan İslam'da bahsedildiği gibi canı veren Allah, sadece alabilecek olan da Allah olur. Onun için birbirimize saygılı olmak zorundayız. Peki kadına şiddet ne için var? Zamanın şartlarıyla alakalı olarak düşünüyorum. İnsanlarda geçim sıkıntısı var, stres var haliyle. Bunlar da birbirlerine sözlü ve bireysel olarak bir takım olayları yansıtıyor. İşte kavgadır, bağırmadır, küfürdür vesairedir. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Erkeklere dur diyelim artık. Yeter ya, bu ne? Peki kadınlara şiddet neden uygulanıyor olabilir? Yani bana göre... Hani bir erkekle bir kadın boşanıyorlar. Erkek kendi gururuna yediremiyor. Kadına yani ya ölecek ya boşanmayacak. Çok saçma ya. Bence bu. Kızım nasıl geçilir? İnsan kültürlü olursa kadın cinayetleri olmaz. Önemli olan o. İnsan kültür. Kültür kültür. Başka bir şey yok. Ben yıllar yurt dışındayım. Ben hiç duymadım kadın cinayeti orada olduğunu. Erkekleri bilinçlendirerek. Tek cevabı bu bence. Peki nasıl bir bilinçlendirme yapılabilir? Eğitim sisteminin kadının bu hayattaki yerinin ne kadar önemli olduğuna dair evirebilirsek eğer, o zaman buna çözüm olacağını düşünüyorum. Peki kadına şiddet neden uygulanıyor olabilir? İşte cahillikten tamamen. Yoksa dediğim gibi kadının bu hayattaki yerini, önemini, değerini, kıymetini anlayabilen bir erkek zaten kadına şiddet uygulamaz. Öyle düşünüyorum ben. Güya yaşantımızı düzeltmeliyiz. Yaşantımız düzelmediği müddetçe bu kadın cinayetleri olur. Üniversiteye gidiyor, genç oluyor ama sevgili de oluyor. Ama hiç İslam'dan hiçbir şey yok. Yaşantımızı nasıl düzeltmeliyiz? Yaşantımızı nasıl düzeltmeliyiz? Allah'ımızın emirlerine, her şeylerine riayet edersek her yaşantımızda yani kadın cinayetleri önlenir. Önce toplumsal ahlakıyı düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da tabii ki çocukluktan başlıyor. Onun dışında da kadın cinayetleri dediniz başka? Bunun önüne nasıl geçirebilir? Neler düşünüyorsunuz? Diyorum ya, aileden geliyor. Başka türlü yetiştirilemez. Bu vahşet. Bu vahşet düzeltmenin de tek yolu ailedir. Bence eski idam geri gelmeli. Çünkü yani insanlar yatıyor ve çok rahat orada. Yemekleri var, yatakları var, sıcacık her yer. O yüzden idam geri gelirse bence çözüm olur diye düşünüyorum. Peki bu cinayetlerin sebebi neler olabilir? Kıskançlık bence. Çekememezlik yani. Başkası mesela senin eşine baktı diye ya da eşin seninle ayrılmak istiyor diye yani sadece kıskançlık bence erkeklerde. Bir de nasıl söyleyeyim? Erkeklerdeki bu tatmin edilemeyen çok baskın şekilde olan böyle nasıl anlatabilirim? Heyecandan oldu galiba. Hani erkeklik duygusu oluyor ya böyle. O benim. Başkasına yar etmem. Hani dışarıya da bakınca da diğer erkeklere karşı benim duygusu sanırım.